Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Tevbe suresi 30-35. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bu ilahi mesajında şöyle bildiriyor. وَقَالَتِ الْيَهُودُ اُزَيْرٌ اُبْنُ اللّٰهِ Yahudiler dediler ki, Üzeyir Allah'ın oğlu. وَقَالَتِ النَّصَارَ Ve Hristiyanlar da dediler ki, اَلْمَسِيحُ اِبْنُ اللّٰهِ Mesih Allah'ın oğlu. Onlar da böyle söylediler. ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ Bu onların ağızlarıyla söyledikleri bir söz. يُدَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ Daha önce inkar etmiş olanların sözlerine benzeyen bir söz. قَاتَلَهُمُ اللّٰهِ Allah onları kahretsin. اَنَّا يُؤْفَكُونَ Nasıl da çevriliyorlar. Allah-u Teala'nın haşa ne oğlu ne kızı ne de eşi söz konusu değildir. Ama tarih boyunca değişik dinlerin mensupları adeta bir ilahlar silsilesi gibi bir şeyler düşünmüşler. İşte Allah'ın oğlu, Allah'ın kızı, Allah'ın eşi gibi bir takım şeyler uydurmuşlar. Allah-u Teala ehaddir, samettir, ferttir. La şerike le, onun asla bir şeriki yoktur ve o birdir. Ancak nedense mesela Hristiyanların Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demeleri, bu belli bir şey. Günümüz İncil'lerinde ifadeler bu tarzda yer alıyor. Tahrif edilmiş İncil'de Hazreti İsa Allah-u Teala'dan bahsederken baba diye bahsediyor. Ve İncil'deki ifadelerde Hazreti İsa'dan İbnullah, Allah'ın oğlu diye bahis var. Yahudilik tevhid dini, aslında Hristiyanlık da tevhid dini ama Yahudilikte bu daha nettir. Bununla beraber Yahudilerden bazıları Üzeyir Allah'ın oğlu demişler. Günümüzde böyle diyen var veya yok, belki özel bir araştırma yapılabilir. Ama Kur'an-ı Kerim nazil olduğu dönemde demek ki böyle diyenler vardı. Bu diyor onların ağızlarıyla söyledikleri bir söz. Ağızlarıyla böyle söylüyorlar ve bu söz daha önceden inkar etmiş olanların sözlerine benziyor. İşte kafirlerin bir kısmı da melekler Allah'ın kızları demişler. Onlara benzeyen bir ifade. Demek ki Allah'a aile nispet etmek, eş, çocuk nispet etmek değişik dinlerde görülen bir durum. İşte Yunanlıların Olimp Dağı, Tanrı Dağları ve o Olimp Dağı'nda adeta Tanrılar silsilesi meydana getirmişler. Tanrı Zeus diyorlar. Onun işte eşi var, onun çocukları var. Bu manada kendi hayallerinden bir Tanrılar hanedanı gibi bir hanedan meydana getirmişler. Ama İslamiyet tevhid dinidir. Mahz-ı tevhid dinidir. Allah birdir ve onun şeriki, benzeri yoktur. Allah için ne bir eş ne de evlat edinmesi söz konusu değildir. Allah-u Teala'nın mahlukat ile alakası yaratmaktan ibarettir. Gökler ve yer tümü Allah'ın yaratmasıyladır. Ama bu Allah'tan bir parça anlamında değildir. Onun yaratmasıyla. Bir ressam işte boş bir tuval üzerinde nasıl ki sanatını sergiler. Orada çok güzel sanatlar meydana getirir. Allah-u Teala mekanı yaratmış. Mekanı bir tuval gibi adeta kullanıyor. O mekan içinde çok değişik şeyleri gösteriyor. Cemi'an minhu, hepsi Allah'tandır ama hiçbiri de Allah'tan bir parça değildir. İşte Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam en büyük insan, en büyük peygamber ama Allah'ın kulu ve Resulüdür. Haşa ne Allah ona hulul etmiştir ne de o Allah'tan bir parça değildir. Böyle olmakla beraber işte bazı dinlerde insanlar Allah'ın oğlu gibi kavramlar üretmişler. Allah'ın kızları gibi ifadeler kullanmışlar. Ve bunlar dalalet olan ifadeler, hak olmayan birer küfür çeşidi. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar kendi din adamlarını, alimlerini Allah'ın dışında Rabler edindiler. Acaba bu nasıl olur? Yani Yahudiler ve Hristiyanlar kendi din adamlarını, alimlerini acaba nasıl Allah'ın dışında Rab edinirler? Adi bin Hatem, Hatem-i Tayin'in oğlu, evvelinde Hristiyanmış.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la tanıştıktan sonra Müslüman oluyor. Bu ayet-i kerime ile alakalı Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah diyor, ben daha önce Hristiyandım ama Hristiyan din adamlarını, Hristiyan din alimlerini Allah'ın dışında birer Rab olarak da görmüyordum. Diğerleri de görmüyordu. Acaba bu ne demektir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Peki diyor, onlar size bir şeyi helal kılsa helal, haram kılsa haram kabul ediyor muydunuz? Adi bin Hatem diyor ki evet, onlar neyi helal kılarsa helal, neyi de haram kılarlarsa haram kabul ediyorduk. Peygamberimiz işte diyor, bu onları Allah'ın dışında Rab edinmek demektir. Buradan şu mana anlaşılıyor. Yani birisine Rab demek için illa onu Rab olarak kabul etmek belki gerekmiyor. Rab hükümler verir. Rab insanları emirlerle, yasaklarla terbiye eder. Eğer Allah'ın hükümleri gibi onların sözleri birer hüküm kabul ediliyorsa elbette Allah'ın dışında onları Rab edinmek haline getirmiş olurlar. Ve böylece Allah'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kabul etmek gerekirken bazı şahısların helal ve haramlarını esas yapmak, böyle bir durum söz konusu olur. Günümüzde de benzeri durumlar diyelim başkaları için de söz konusudur. Hatta Müslümanlardan bir kısmı için de söz konusudur. Diyelim ki dengesi olmayan birisini böyle bir büyük olarak kabul etmişse, onun helal dediğine helal, haram dediğine haram diyorsa, bu kimse onu bir nevi Rab edinmiştir ve o şekilde istikametten, dengeden uzaklaşmıştır. Demek ki dikkat etmek gerekiyor. Ve günümüzde diyelim ki cenneti parsellemek, daha dünyadayken maddi bir takım böyle arsa satar gibi adeta cennetten parsel satmak, bu da yine onları Rab edinmenin herhalde başka bir tezahürü. Bir başkası günahların affı noktasında kendini gösteriyor. Günahları affedecek sadece ve sadece Allah'tır. Ama bazı din adamları, özellikle Hristiyanlıkta bu daha belirgin, işte kendilerine müracaat eden kimseleri belli bazı bedel karşılığında, kiliseye ödenen bir vergi karşılığında affedebiliyorlar. Tamam diyorlar, artık günahın kalmadı. Bu şekilde bir nevi Allah'ın yetkisini, Allah'a ait olan bir özelliği kendileri kullanmış oluyorlar. Onları bu şekilde gören kimseler de farkına varmadan o kimseleri birer Rab haline getirmiş olurlar. Buradan hareketle belki sistem noktasında da düşünülebilir. Eğer bir kısım insanlar sistemi Rab haline getirmişse, yani sistemin helal kıldığı helaldir, haram kıldığı haramdır, böyle bir düşünce içinde olurlarsa, bu da yine Allah'ı Rab olarak kabul etmemek, başka şeyleri rububiyette Allah'a şerik koşmak anlamına gelir. Diyelim ki bazı yerlerde sistem içki içmek üzerine bina edilmiş olabilir. Oralarda bulunanlar içki içerlerse barınabilirler, içmediklerinde barınmıyor olabilirler. Böyle bir durumda ne yapalım? Burada da sistem böyle, burada da biz içerek idare edelim denilemez. Buna bir cevaz verilemez. Çünkü içki Allah-u Teala'nın haram kılmış olduğu şeylerdendir. Demek ki Kur'an-ı Kerim bu olayı anlatırken sadece Yahudi ve Hristiyanlardan bir kısmının kendi din adamlarını Rab edinmesini anlatmıyor. Bize de bir mesaj veriyor. Yani onların düştüğü hataya siz de düşmeyin. Bazı büyükleri veya büyük zannettiklerinizi veya sistemi kendinize Rab haline getirmeyin. Böyle bir mesajı bize bildiriyor. Vel Mesih ibn Meryem, ve Meryem oğlu Mesih'i de yine bu şekilde Rab edindiler. Ve ma umiru, halbuki onlara emrolunmamıştı. İlla liyabudu ilahen vahide, ancak tek bir ilaha ibadet etmeleri emredilmişti. Yani onlara emredilen tek bir ilaha ibadetten başkası değildi. Kendi başlarına Rabler uydurmaları, Rabler kabul etmeleri değil, tek bir Rabbe, tek bir ilaha ibadet etmeleriydi. La ilahe illahu, ondan başka ilah yok. Sübhane, o yücedir, münezzehtir. Onun oğlu olmaktan, kızı olmaktan münezzehtir. Amma yüşrikun, Allah onların şerik koştuğu şeylerden yücedir ve münezzehtir.
Yuridune en yutfi'u nurallah bi effahihim. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Bunu murad ediyorlar. Ve vallahi illa en yutimme nura, Allah ise mutlaka nurunu tamamlayacaktır. Velev kerihel kafirun, kafirler hoşlanmasalar da. Burada Allah'ın nuru, Allah'ın dini, bir muradı ilahi var tabir caizse. İlahi bir senaryo var. Bu ilahi senaryoda Allah'ın dini, son dini bütün dinlere galip gelecek. Allah böyle takdir etmiş. Dolayısıyla onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye de çalışsa, Allah'ın dinini söndürmeye de çalışsa muvaffak olamayacaklar. Ve Allah'ın dini bir güneş gibi, İslamiyet bir güneş gibi üflemekle sönmez. Bütün yeryüzündeki insanlar isterse körüklerle, isterse ağızlarıyla güneşe üflemeye çalışsınlar. Güneşi söndürmeye çalışsınlar. Boşuna kendilerini yormuş olurlar. Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de 3 ayrı yerde zikrediliyor. Ve Hamdi Yazır bununla alakalı şöyle bir değerlendirme yapıyor ve diyor ki, demek ki bu dinin ikbal ve idbar dönemleri olacak. Yani yükseldiği ama bazen de geride kaldığı dönemler olacak. Her ne kadar bazı durumlarda Müslümanlar mağlup gibi görülse de Allah tekrar bir şahlanış nasip edecek. Mesela 1248 yılında Abbasi Devleti, hilafet merkezi Abbasilerdeydi. Abbasi Devleti tarihe karıştı. Çok zor günlerdi. Ve insanlar artık Deccal çıktı. Kıyamet alametlerinden biri daha görüldü. Kıyamet kopmak üzere. Böyle değerlendirdiler. Ama 1299'da Osmanlı Devleti kuruldu. Küçük bir devletçik olarak kuruldu. Ama gittikçe büyüdü, genişledi. Ve 600 yıl İslam'ın bayraktarlığını yaptı. Dünyanın her tarafında İslam sancağını şan ve şerefle dalgalandırdı. Dolayısıyla Allah-u Teala tekrar bir galibiyet nasip etti. 1920'de Osmanlı tarihe karıştı, mağlup oldu. Ve yine çok zor günler ama ardından Cenab-ı Hak başka türlü imkanlar bahşetti. Ve Müslümanlar müstakil devletler kurdular ve gittikçe imkanlarını artırdılar. Gittikçe hizmetlerini artırdılar. 2008'e geldiğimizde gerçekten İslamiyet bugün dünyanın her tarafında anlatılabiliyor. Her tarafında Müslümanlar faaliyetlerini devam ettirebiliyorlar. Demek ki Allah nurunu tamamlayacak, kafirler hoşlanmasalar da. Huvellezî, o Allah ki arsala rasûlehu bil huda, Resulünü hidayetle gönderdi ve dinil hak, hak dinle gönderdi. Liyuzhirahu aleddini küllihi, onun dinini bütün dinlere galip kılacak. Velev kerihel müşrikun, müşrikler hoşlanmasalar da, yani müşriklerin hoşuna gitmese de Allah dinini galip kılacak. Bunu da net bir şekilde görebilmekteyiz. Mesela kilise 1990'lı yıllarda dergisinde bunu açıklamıştı. 20. yüzyılda en fazla gelişme gösteren din İslamiyet. 21. yüzyıldayız şu anda ve İslamiyet'in gün be gün daha da ilerlediğini, gayrimüslimlerin gittikçe İslamiyet'i daha iyi öğrendiklerini, İslam'a girenlerin sayısının arttığını görebilmekteyiz. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, inne kethiran minel ahbar ve ruhben, o diğer din mensuplarından, Yahudi Hristiyanların alimlerinden, ruhbanlarından çoğu, le'kulun emvelen nasi bil batıl, insanların mallarını batıl bir şekilde yerler. Ve yasuddun an sebilillah, Allah yolundan alıkoyarlar. Yani görevleri aslında Allah yoluna insanları sevk etmek iken onları başka mecralara sevk ederler. Çoğu böyledir. Hepsi böyledir demiyor. Yani bunlardan bir kısmı gerçekten dinde samimidir. Günümüzde de öyleleri vardır. Bütün gayesi Allah'ın dinini yaşamaya çalışmaktır. Böyle olanlar var ama çoğu din ile adeta dünya avına çıkmış. Dine bir geçim vasıtası haline getirmiş ve rant tabir ettikleri şekilde dini ranttan istifade ederek köşeyi dönmeye çalışıyor. Tabii bunu söylerken
İşin ucu Müslümanlara da dayanır. Müslümanlardan da bir kısmı alim görünümünde, din adamı görünümünde olanların bir kısmı din ile dünya avına çıkabilmektedir. Bu da işin vahim bir boyutu. Kur'an-ı Kerim Yahudi ve Hristiyanlardan böylelerin olduğunu anlatırken aslında bize de mesaj veriyor. Aman ha dikkat edin, dini bu tarz maddi şeylere alet etmeyin. Bu mesajı bize veriyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin bir özelliği anlatılırken onlar şunu söylüyorlar. La es'elukum aleyhi min ecr. Ben sizden yaptığım risalet görevine mukabil bir ücret beklemiyorum. İn ecriye illa alallah. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. İşte bu önemli bir nokta. Gerçekten de in ecriye illa alallah çok önemli bir sır. Allah'ın dinini tebliğ etme durumunda olanlar bu noktada hassas olmalı ve dini bir geçim vasıtası haline getirmemeli. Bunu bir rant olarak görmemeli ve bunu maddi menfaate, çıkarlara alet etmemeli. Ve dini muhlisine